iktidar ve muhalefet partileri açısından başından sonuna eşitsiz ve adaletsiz koşullarda gerçekleşen yerel seçim süreci siyasi iktidarın merkezi ve yerel politikalarına karşı güçlü bir itiraz şeklinde sonuçlanmıştır. Yerel seçim sürecinde yaşanan hukuksuzluklar ve antidemokratik uygulamalar seçim sonrasında da devam etmektedir. Abdullah Zeydan tüm şartları yerine getirerek Van Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Yüksek Seçim Kurulu Zeydan'ın adaylığını kabul etti ve Abdullah Zeydan 31 Mart seçimlerinde büyük bir oy farkıyla Van Belediye Başkanı seçildi. Ancak 29 Mart 2024 Cuma günü saat 16:55'te mesai bitimine 5 dakika seçime 2 gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz etmiştir. Yetkili savcılık talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hakların kararını veren mahkemeye yeniden başvurmuş. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri almış ve memnu hak talebini reddetmiştir. Başvuru yaparken memnu hakların iadesi konusunda iade kararı veren mahkeme maalesef ki seçimlerin ardından kendi kararını geri aldı ve memnu hakların iadesi kararını ortadan kaldırdı. Yüksek Seçim Kurulu'nu bu hukuksuzluğa son vermeye ve halkın iradesini tanımaya çağırıyoruz. Bu yargının araç olarak kullanılarak Abdullah Zeydan'a, halkın iradesine ve Van Belediyesi'ne yeni bir kayyum atama şeklidir. Anlam bu yanlış karardan derhal geri dönülmelidir. Van halkının iradesini hiçe sayan bu girişim hukuk dışıdır. Bu konuda öncelikle ana muhalefet partisi ve tüm demokratik kamuoyunu tepki göstermeye davet ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak bu yargı darbesini asla kabul etmiyoruz. Tüm şartları yerine getirerek Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan, adayda Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanan, 31 Mart'ta da açık farkla seçimi kazanan Abdullah Zeydan, İrade ve kurban.